15 Ekim, Timurtaş Uçar'ın vefatı. Timurtaş Uçar, Türk imam, vaiz ve müftüdür. Sert üsluplu vaazlarıyla tanınır. Vaazlarından dolayı birçok kez tutuklanmış ve işkence görmüştür. Timurtaş Uçar, 20 Mayıs 1944'te Elazığ'da doğdu. İstanbul'a gelerek ilkokul ve ortaokul eğitimini burada tamamlayıp İstanbul İmam Hatip Lisesi'ne kaydoldu. İmam Hatip Lisesi'nde Ömer Nasuhi Bilmen, Ahmet Davutoğlu ve Mahiriz gibi hocalardan ders alma imkanı buldu. İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'ne girdi. Öğretimini sürdürürken yaptığı vaazlarla dikkat çekti. Malatya Vaizliği ve Muş Müftü Vekilliği vazifelerini üstlenen Uçar, Süleyman Ateş'in Diyanet İşleri Başkanlığı görevine getirilmesinden sonra 1976 yılında İstanbul Müftü Baş Muavini vazifesine getirildi. Şehzadebaşı ve Eminönü Yeni Camii'nde 1979 yılına kadar vaazlar verdi, 1980 ihtilali sebebiyle görevinden alınıp Beykoz'daki Çavuşbaşı Köyü'ne İmam Hatip olarak getirildi. 1990'da Ümraniye İmes Camii'ne tayin edildi, 1999 başında 32 yıl emek verdiği Diyanet İşlerinden emekli oldu. Ümraniye Müftülüğüne bağlı İmes Sanayi Camii'nden 26 Şubat 1990'da emekliye ayrılan Uçar, vaazlarını emekliliğinden sonra da yurt içi ve yurt dışında sürdürdü, 20 Ocak 2000'de geçirdiği bir kalp krizi sonucu vefat etti. 1960'lı yılların sonları ve 70'li yıllar ülkemizin çok karışık olduğu zamanlardı. Terör had safhaya çıkmış, insanlarda huzur adına bir şey kalmamıştı. Nice gencimiz hayatının baharında bir hiç uğruna kaybolup gitmişti. Bu karışık zamanda yükselen bir ses vardı. Hangi kasetçiye gitseniz o sedayı duyardınız. Hiç kimsenin söyleyemediği, düşünemediği konuları o yiğit insanın kasetlerinde duyardınız. Bizim yaşlarımızda olanların ve bizden sonraki birçok insanın İslamiyet'le buluşması o güzel insanın vesilesiyle olmuştur. Bu güzel insan, İstanbul Merkez Vaizlerinden Timurtaş Uçar Hoca Efendi diye anılan zat-ı muhteremdi. Bundan hemen hemen 1200 sene evvel, Müslümanlar 1200 sene evvel yaşayan bir alimimiz var. Bakın 1200 sene evvel veya 1150 sene evvel diyelim, yaşayan bir alimimiz var. Kimdir? İmam-ı Azam Ebu Hanife. Bak ne kadar eski, görüyor musunuz? 1150 sene evvel. Ve Sübhanallah. İmam-ı Azam Ebu Hanife. Numan İbni Sabit. Rahmetullahi Aleyh. Bir gün medresede otururken bir heyet geldi karşısına. Çok böyle gelirler. Hele ismi yayılmış, ismi duyulmuş bir hoca felakete uğramıştır. Her taraftan gelirler. Bir kere ismin çıktı mı canın çıktı senin. Adın çıktı mı canın çıktı. Geçenlerde dediğim epey oluyor. Gecenin saat 2:30'u. Gece ya, o saat 2:30. Yatmışsın tabii, sabah namazına kalkacaksın. Öyle acılı telefon çaldı ki böyle gecenin sessizliğinde telefonun sesi de çok şiddetli oluyor. Telefon çaldı, aldım. Esselamu aleyküm hocam, bir adam telefonda. Gece saat 2:30. Buyurun dedim, kardeşim hayırdır, yangın mangın mı var? Yok hocam dedi, Allah razı olsun dedi. Bir rüya gördüm de sıcağı sıcağına sorayım dedim. Hayvan oğlu hayvan ya. La bu saatte rüya sorulur mu? Ama hocasın ya, işte adın da çıkmış. Ne uyuyabilirsin, ne oturabilirsin. Ben çocuklarımın yüzünü göremiyorum. Gelen geliyor, götüren götürüyor. Kızdım mızdım ya, gözümün çapağını siliyorum. Ne rüyası be? İmam-ı Azam da tabii rahmetullahi, her taraftan gelenler var. Bir heyet çıkıp geliyor karşısına. Siz kimlersiniz diyor Hazreti Ebu Hanife. Diyorlar ki biz ateist, Allah tanımayanlarız. Aynen böyle yani. Şimdi de var. Hiçbir şey değişmiş değildir yani. Kıyamete kadar da olacak, merak etmeyin. Biz Allah mallah tanımayanlardanız diyorlar. E peki derdiniz ne babam? Bir şey soracağız size. Sen imamsın, hocasın diyorlar. Duyduk, işittik. E buyurun, ne soracaksınız? Müslümanlar öldükten sonra dirilmek var diyorlar. Öyle mi? Evet diyor tabii. Vel ba'su ba'del mevti hakkun. Var ya amentinin sonunda. Vel ba'su ba'del mevti.
öldükten sonra dirilmek hakkun haktır, olacaktır. Ve arkasından hep beraber buyurun, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulüh. Şehadeti de basıyoruz yani. Şehadet ederiz ki tamam bu iş böyledir. Amenna. Peki diyor, dirildikten sonra hesap gününde herkes hayatın hesabını verecek diyorsunuz öyle mi? Amenna diyor. Tabii. Hesabını verdikten sonra kimi insanlar cehenneme, kimi insanlar cennete gidecek diyorsunuz öyle mi? Amenna. Ve'n-nâru hakkun ve'l-cennetu hakkun ve's-sırâtu hakkun. Var mı? Evet. Cennete gidenler cennette her ne isterlerse yiyecek, içecek. Ama tuvalete çıkmayacak diyorsunuz öyle mi? Amenna diyor Ebu Hanife. Her ne isterse yiyecek, içecek cennetteki insanlar, fakat küçük abdestlere çıkmayacak, büyük abdestlere çıkmayacak. Tuvalet yok. Hiç böyle şey olur mu diyor bu ateistler, Allahsızlar. Böyle şeye inanmak diyorlar, ayıptır yahu, akıl almaz, fikir almaz, böyle şey olmaz. Nasıl inanırsınız? Nasıl böyle şey olabilir diye İmam-ı Azam'ın karşısında isyan ediyorlar. Diyor ki kardeşler, size diyor bunun cevabını vereceğim ama şöyle insan gibi dinleyin ya diyor. Dinleyin. Onları sükunete davet ediyor ve anlatıyor. Diyor ki bunun cevabını daha ahirete gitmeden dünyadayken versem kabul eder misiniz? Adamlar hayda diyorlar ya, gülünçlük üstüne gülünçlük. Hiç dünyada böyle şey olur mu? Ve devam ediyor. Diyor ki siz dünyaya gelmeden evvel neredeydiniz? Diyorlar ki anamızın karnındaydık. Ha şöyle keratalar. Nerede olacaksınız başka zaten? İlahi nizam böyle. Peki ananızın karnında, rahminde kaç ay kaldınız diye soruyor Ebu Hanife. Diyorlar tam 9 ay kaldık. Ya az bir zaman değil. Peki ana rahminde bu 9 ay zaman içinde canlı mıydınız, cansız mı? Diyorlar ki ya böyle soru olur mu? Tabii canlıydık. Canlı olmasak buraya gelin. Peki canlı kalmak için yiyip içmek şart mıdır değil midir diyor Ebu Hanife. Şarttır diyorlar. Ha demek siz ana rahminde yemiş içmişsiniz öyle mi? Evet evet diyorlar. Peki tuvaletiniz nereye çıkıyordunuz diye soruyor. Adamlar hiç düşünmemişler. Bak düşünmenin önemini ayet bunu anlatıyor yani. Ula hakikaten doğru diyorlar ya, tuvalet, ana rahminde tuvalet olmaz. Bire diyorlar, bire hayvan kardeşler diyor. Bak ana rahminde bile tuvalet olmayan bir yeri Allah yaratmış. Cennette niye tuvalet olsun? Niye mümkün olmasın bu hadise? Hemen Ebu Hanife'nin önünde kelime-i şehadet getirip iman ediyorlar. Demek ki Müslümanlar, dinsiz adamın evvela beyni işlememiştir. Nerede ateist, nerede bir dinsiz görürseniz bilin ki o adamın beyni durmuş, düşüncesi ölmüştür, tefekkür hayatı felç olmuştur. Beyin namına onlarda organ yoktur. Lehum kulubun, kalpleri vardır, beyinleri vardır, la yefkahune biha. Onunla hakikati araştırmazlar. Bakın, ayet söylüyor, ben söylemiyorum. Ayet-i ilahiye söylüyor bunlara yani. Düşünmedikçe kimse hakkı ve hakikati bulamaz. Düşünmedikçe. Düşüneceksiniz. Demek ki Allah-u Teala insanlara akıl nimetini, akıl nimetini ve düşünme kabiliyetini asla boşa vermiş olamaz.